Hemen faturamızı da yaparak devam edelim. Öncelikle temamıza bir bakalım. Bizim burada temamızda faturamız wrapper'ın dışında %100'lük bir alan kaplayan, %100'lük genişlik kaplayan bir div. Mevcut temamıza bakarsak burada wrapper'ın içinde yapılmış footer. Bunu düzeltmek için footer php dosyasını açalım. Burada wrapper bitişi var zaten. Bu wrapper'ı footer'ın üstüne taşıyalım. Şimdi bakarsak footer'ımız %100'lük bir alan kapladı. Hemen gelelim. Style dosyamızı açalım. Burada footer'ı bulalım. Buradan current document diyelim. Div footer. Hit %100. Hemen bakarsak temamıza height'ımız 58. Ondan sonra arka planı kaldıralım. Buradan footer'ın arka plan rengini alalım. Background color'umuza DS rengimizi verelim. Daha sonra margin tire top diyelim. Top'tan 10 piksellik boşluk verelim. F5 diyelim. Şimdi bakarsak gayet güzel. Fakat biz wrapper'da arka plan rengini kaybettik. Ona hemen bakalım. Wrapper'ı burada bitirdik. Wrapper bitiyor. Style CSS'e bir bakalım biz tekrar. Div wrapper width 960 position relative diyor. Bunu marjinlerini iptal edelim. Wrapper'ı seçelim. Bir wrapper'a box right'tan auto, left'ten auto diyelim. Kaydedelim. Tekrar bakalım. Yine kaybettik. Neden dolayı oluyor? Buraya bir min height diyelim. 600 piksel diyelim min height'ımıza. F5 diyelim. Bunlar bunun içinde tekrar etmiyor. Bu turu yaptıktan sonra ona tekrar bakalım. Şimdi bu yazı footer now diyor. Bunu bir kaldıralım. Temamıza bakalım burada neler var. Bizim yine navigasyon alanımız var burada bir. Burada da Altın Oran firmasının linkleri var. Hemen bakarsak burada footer now. Buradaki spanları, footer'ı, footer now'u bir kaldıralım. Footer now kalsın. Buraya div id footer veya oraya değil aslında. Footer wrapper diyelim. Div id
Footer, wrapper diyelim. Footer wrapper'ı kapatalım. Footer now'ı footer wrapper'ın içine alalım. Daha sonra style css'e gelelim. Footer wrapper'ı seçelim. Kopyalayalım. Style css'te footer'ı bulalım tekrar. Footer'ı bulduk. Footer wrapper diyelim. Yes, footer wrapper. Bitimize ...960 piksel diyelim. Daha sonra margin, margin left auto, margin right auto diyelim. Buradaki yazı hala duruyor. Footer now, footer now'ın içine biz header'ı açalım. Header php. Buradan header php'yi açtık. Header php'nin içinde navigasyon alanımızda bizim dinamik menülerimiz vardı. Bunu nav'ın içine bir yapıştıralım. Şu an bir bakalım ne durumdayız. Örnek sayfa, iletişim buraya geldi. Şimdi footer nav'a style'a bir bakalım. Footer nav box attım 30 piksel diyor. Position'a girelim. Buradan her şeyi bir iptal edelim. Attım left 30 piksel. Apply diyelim. Box. Şimdi tekrar bir bakalım. F5 diyelim. Evet, istediğimiz yere geldi. Şimdi temamıza tekrar bakalım. Rengimizi alalım. Tamaymış. 10 piksel, 10 pikselmiş. Hemen footer now. Rengi de iptal edelim. Bura bu şekilde kalsın. Yes. Footer now'un içindeki u. Kaç piksellik bir alan? Width'ine 20 takıldı. Control Space'e basalım. Width 600px diyelim. 600 piksel çok aslında. 400px diyelim. Display block diyelim. Display block diyelim. Daha sonra yes footer now'un içindeki u'nun içindeki li'ler buraya gelelim. Margin right, margin right diyelim. Margin right'tan 5'er piksellik bir boşluk bırakalım. Daha sonra display
display block diyelim. Daha sonra gelelim DS footer navın bu li A'nın link özelliği virgül öncesini kopyalayalım, virgülün öncesini end diyelim. A'nın visited özelliği color, hemen rengimizi tekrar alalım, color'ımız bu. Font, family, doğama, font size 10 piksel, text decoration none. Daha sonra gelelim, şurayı kopyalayalım, yapıştıralım ve hover diyelim. Hemen buraya text decoration underline yapalım. Şimdi linklerimize bir bakalım. Linklere list style type none diyelim. Daha sonra ula footer now ul, footer now ul margin dire top 10 piksellik bir boşluk verelim. Ama almadı boşluğu. Burada biz bakarsak şuraya gelelim bir. Clear diye bir şey oluşturalım. Ondan sonra clear bot diyelim. Daha sonra gelelim default widget footer'a gelelim. Footer'da wrapper'dan önce bir temizletme yapalım. Div id clear diyelim. F5 diyelim. Evet, temizlemeyi şu anda yaptı. Wrapper'daki sıkıntımız da düzeldi. Şimdi footer wrapper dedik. Footer now dedik. Tekrar gidelim footer'a. 134'tü galiba. Evet. Full margin top. Evet, burada noktalı virgülü unutmuşuz. F5 diyelim. Yine almadı. Footer nav'a 10 piksel boşluk verdirelim. Buradan keselim, buraya yapıştıralım. F5 diyelim. Yine boşluk vermedi. İlginç bir şekilde. Footer wrapper. Buraya verdirsek bakalım, margin top 10 piksel. Burada ne verirsek verelim margin top'umuzu almıyor. Clear'dan bir sıkıntı var. Bir de wrapper'dan sonra
Tekrar temizletme yapalım bir. Tekrar bakalım. Style'a geri dönelim. Footer Wrapper. Margin Top 10 piksel dedik. Tamam. Padding Top 10 piksel verelim. 58'i 48 yapalım. F5 diyelim. Evet, şu anda istediğimizi yaptık. Bunların arasında bir piksellik bir çizgi var. Bunu da alalım. Bunu da isim olarak alalım. Border olarak almayalım. Vermeyelim. BNG 32 olsun. Maddesi olmasın. Export diyelim. Bunu da sidebarın içine. Footer. Now. Border diyelim. Footer now border diyelim. Hemen gelelim. Footer now ulli'ye. Buna box background'una browse vp content temas jokeworks images sidebar footer now border background no repeat diyelim. Left olacak, center olacak. Şimdi bakarsak bunun boyu 21 pikselmiş. 21 piksel. Biraz yakınlaşalım. Biraz daha yakınlaşalım. Şöyle bakarsak height 25 is ula footer now ul footer now ul height verelim bir 25 piksel height verelim. F5 diyelim. Footer wrapper. Footer. Footer now. Footer now. Piksellik bir height verdik. Kaydedelim. F5 diyelim mi? Şimdi li'lere de arka planın geçerli olması için, bu border'ın geçerli olması için 25 piksel bir boşluk verelim. Şey, yükseklik verelim. Daha sonra buraya gelelim. Line height'ımızı 25 piksel yapalım. Daha sonra li'lere box kategorisinden left'ten 10 piksel boşluk verelim. Evet. Line height'ı biz 21 piksel yaparsak, pardon, line height'ı, çünkü bu border'ımızın
Yüksekliği 21'di. Evet. Daha sonra bu ilk baştaki Li'nin, yani Futur Li First Tire Child diyelim. Background Image None diyelim. Background Image None diyelim. Bakarsak First Child, yani birinci elementin background image'ini yok ettik. Daha sonra temamıza tekrar bakalım. Şu yazıyı alalım. Kopyalayalım. Footer'ın içine gelelim. Now'dan sonra yapıştıralım. Bunu seçelim. Ctrl T ile Span Class Copyright'ı temsil etmesi için copy diyelim. Daha sonra gelelim style'a. Yine footer'ın hemen altına yapalım. Nokta copy. Rengelelim bakalım, yazı tipine aynı. Rengini alalım. DS 53, 53, 53'müş. Color verelim. Daha sonra font family tamaymış. Font size 10 pikselmiş. F5 diyelim hemen. Burada Sebol diyelim. Footer PHP'yi de kaydedelim. Bu geldi. Hemen Footer Now vardı burada bir. Footer Now'a Float Float Left diyelim. Ondan sonra bu kopyere Float Right diyelim. F5 diyelim. Şu an istediğimiz gibi temamıza uygun bir hale getirdik. Genel itibariyle bakalım şöyle bir temamıza. Ctrl 1 diyelim. Burada tekrar sitemize bakalım. F5 diyelim. Şu an genel itibariyle temamız tamam. Bir sonraki derste eksiklerimize bakarak devam edelim.